Değerli dostlarım, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değildir. Alsat tut yönde herhangi bir tavsiye değildir. Tamamen teknik analiz içerikli olup videonun son 5-10 dakikalık kısmında da sizlere takaslar verilmekte olup bu takaslar üzerine yine bir değerlendirme yapılmaktadır. Değerli dostlar, şimdi hızlı bir şekilde teknik analiz çalışmamıza geçelim. Evet. İlk hissemiz Garanti Bankası'yla başlıyoruz. Şöyle ekranımızı bir temizleyelim. Şu arka plan çizgilerini yok edelim. Değerli dostlar, Garanti'de görüldüğü üzere yukarıya doğru gitme iştahının iyice kabardığını görmekteyiz. Ama bize ne gerekti arkadaşlar? Bakınız, bize 7.28 bunu ortalayacak olur isek 7.30 seviyelerinin üzerine atmamız artık bu saatten sonra gerekli. Evet. Bakın şu kısım oldukça önemli bir nokta. Şöyle alt kısmına da alalım değerli dostlar. Bakınız şöyle bir kanalın oluştuğunu görmekteyiz. Yatay bir kanal söz konusu. Burada dip bölgemiz ortalama 6.44. Aradaki mesafeyi alıyoruz. Dikkat edin. Hatta şöyle yapalım. Şu mesafe alımı şimdi direkt şu şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, renk tonumuzu şöyle sarışın bir renk yapalım. Değerli dostlar, burada görüldüğü üzere 7.28 bantların üzerine attığımız zaman şu yatay alanın, kanalın katlama hedefi, yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar, teknik olarak şu dip ve tepe boyu kadar yukarıya gitme potansiyelini aldığımız zaman bakınız karşımıza çıkan değerin ortalama 8-16 bantları olduğunu görmekteyiz. Umarım bu seviyeleri test eder değerli dostlar. Teknik olarak 7.28-7.30'lar artık bizim için bir direnç bölgesi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi farklı açılardan, farklı boyutlardan değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmemiz bizim buradaki kanalın arkadaşlar yüksekliği. Yani bu kanal yüksekliği kadar yukarıya gideceğimizi varsayarsak teknik olarak 8-16 seviyelerinin burada karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yine şu şekilde arkadaşlar düşen kırılımı ve de burada bir onay durumunun söz konusu olduğunu zaten görmektesiniz. Şu şekilde koyalım. Bakınız arkadaşlar, direnç noktası 1, 2, 3. Bakınız burada kırılım gerçekleşiyor ama tekrar alt banttan 6.44'lerden onayını alıp yukarıya doğru yükselişini gerçekleştiriyor. Yani bu anlamda yukarı doğru gitme potansiyelini ben teknik olarak gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Buna faiz arttırımları da eğer devreye girerse ciddi ataklar söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlar, önemli destekler vardır, önemli dirençler vardır. Kırıldığı zaman, yani kırılamayıp böyle kırıldığı zaman bir direnç artık bizim ana bir destek noktamız olur. Burada da 7.28 bandının toplamda 3 defa test edildiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bakın şurası 1, hatta 2 defa bu bölgede. Bakınız bu testler buranın güçlü bir direnç noktası olduğunu, yani buraya arkadaşlar geldiğimiz zaman satışla karşılaştığını, ciddi bir duvarın olduğunu 7.28-7.30 bandında görüyoruz. Kırıldığı zaman katlama hedefi de 8-16 şeklinde bahsedebiliriz. Evet. Garantideki görünüm bu şekilde. Evet. Değerli dostlar, yine Garanti hissesinin takasına videonun son 5-10 dakikalık kısmında da takasına bakabilirsiniz. Evet. Global, hatta bu noktayı geçmeden haftalığına da bakalım değil mi değerli dostlar? Haftalık da önemli. Haftalığına zaten bu hafta hisselerin
haftalık teknik araç çalışmasına bakacağımı söylemiştim ama inanın yoğun bir hafta geçirdim. Bakma imkanım olmadı, bu anlamda kusura bakmayın ama bu projeyi gerçekleştireceğim. Yani hisselere haftalıkta bakış açısını eklemeye çalışacağım elimden geldiğince arkadaşlar. Çünkü günlük bazda bazen kaçırabiliyoruz. Haftalıkta daha önemli noktalar karşımıza çıkabiliyor. Onun için haftalık bakış açısının önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar haftalık anlamda baktığımız zaman şöyle uzatalım. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarım şu şekilde ben baktığım zaman şu grafiğe, bunun logaritmik veyahut da lineer olması o kadar önemli değil. Yani sadece şu kısmı alıp ben haftalık bir değerlendirme yaptığım zaman, bakın logaritmik hale sokuyorum bunu. Değişen hiç de bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakınız. Değişen bir şey yok. Onun için logaritmik ve lineer farkı eğer şöyle uzun soluklu, bakınız geçmişten 2008-2009'dan günümüze bakmak istiyorsak tabii ki de bu logaritmik olmalı değerli dostlar. Evet. Şimdi şöyle logaritmik ölçekte bir bakalım. Şimdi şöyle sarı hat, eğer rengimiz değişmedi ise, evet. Bakın şöyle bir hattımız söz konusu arkadaşlar. Artık bu hisse için yol alma vaktinin geldiğini düşünebiliriz değil mi değerli dostlar? Yani dileyen yatırımcı burada zaten stop noktası belli. Bu hattın altına düşmediği müddetçe teknik görüntünün bakınız pozitif olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Yani bu anlamda kendinize belirli stop noktalarını koyacaksınız. Örneğin haftalık bazlı. Şöyle renk tonumuzu siyah yapalım. Önemli destek noktalarını şu şekilde koyacaksınız. Ve bu şekilde yol almanın artık yoluna bakacağız arkadaşlar. Evet. Teknik görüntü pozitif değil mi değerli dostlar? Yani yukarıya gitme riskimizin yani daha yukarıya gitme potansiyelin diyelim daha doğrusu aşağı doğru gitme riskinden fazla olduğu bir tablonun hakim olduğuna bakınız teknik anlamda şahitlik etmekteyiz değerli dostlar. Güzel. Haftalık genel görünüm oldukça müsbet durmakta. Değerli dostlar garanti bu şekilde geçiyoruz. Diğer bir hissemiz Global Yatırım Holding. Evet. Şimdi haftalık grafiğimiz açık iken ne yapalım? Önce haftalık bir değerlendirelim değil mi değerli dostlar? Nasıl olsa haftalık grafiğimiz açık ise bize de bakmak düşer. Şimdi burada şöyle baktığımız zaman değerli dostlar teknik olarak pozitif görüntünün halen devam ettiğini görmekteyiz. Bu anlamda şu anki tabloda arkadaşlar haftalık kapanışları ortalama şöyle alalım şu kısmı. 5.28. Hocam oraya kadar düşerse ölürüz bittik falan demeyin. Tekniği bu şekilde arkadaşlar. Teknik görüntü güzel. Yani diyelim ki negatif olumsuz bir durum oluştu. Önümüzdeki haftalar içinde bu şekilde geldik. Bu 5.28 bandının altı stoplu takip edilebilir. Yani bu şekilde kırılmalarda geriye çekilip onay hareketini yapabilir. Haftalık baktığımız için bizim orta uzun vadeli değerlendirmemiz gerekli. O zaman orta uzun vadeli 5.28 stop noktamız. Şu açıdan baktığımız zaman önünün teknik olarak açık olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Oldukça güzel direnç noktalarını teker teker aşarak ilerlemiş. İndikatörlere bakıyoruz. İndikatörlere baktığımız zaman göreceli güç endeksinde bakınız sınır noktasının da aşıldığını görmekteyiz. Bakınız direnç noktası kırılmış. Bu anlamda bu kırılmanın olması oldukça güzel arkadaşlar. Bakın daha önce direnç, bakın kırmızıyla gösteriyoruz. 4 defa direnç noktası olarak çalışmış olan bu çizgimiz kırılmış. Yani bu anlamda da güzel bir görüntü hakim. Evet. Haftalıktaki tablomuz bu şekilde. Şimdi günlük grafiğimizi alalım. Günlükte arkadaşlar indikatörlere bakıyoruz. İndikatörlerden yine göreceli güç endeksinin
buradan kırılım geldiğini, onayını da aldığını görmekteyiz. Umarım bu onay çalışır, devam eder değerli dostlar. Evet, şöyle baktığımız zaman hareketli ortalamalarda 5, 9, 21 bakın hepsinin üzerinde seyrediyor. Yani burada düzeltmeler olabilir, onu söyleyeyim. Yani bakın yukarıya gitmiş gitmiş, hop aşağı gider gider tekrar aşağı gelebilir ama bu bütün gelişler burada şimdilik bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Teknik görüntümüz güzel arkadaşlar. Evet, haftalıkta da çizdik. Bakın şu noktanın üzerinde, çizginin üzerinde yer alıyor olmamız bizim için oldukça müsbet. Bakınız direnç çizgisi üzerinde yol alıyoruz. Günlük bazda baktığımız zaman da ortalama şöyle alalım. Burada da 5.60 bantları destek olarak takip edilebilir değerli dostlar. Teknik görüntü pozitif diyebiliriz. Evet, Bollinger bandı zaten üst banttadır. Buna bakmaya gerek yok. Ama burada dikkat edelim. Şimdi Bollinger bandının nerede işe yaradığını gösterelim. Bakınız Bollinger bandının daraldığı noktaya bakın arkadaşlar. İşte bu daralma bölgesinde yukarı ya da aşağı sert hareketin olma potansiyelini sizlere her zaman söylüyoruz, anlatıyoruz. Yani burada da zaten şuradaki düşerin kırılmasıyla da onayını ne yapmış arkadaşlar? Yukarıya doğru vererek muhteşem atağını gerçekleştirmiş. Yani bütün bakınız indikatörleri arkadaşlar ne yapıyoruz? Ortak kullanıyoruz. Formasyonları ortak kullanıyoruz. Sadece birine bakıp diğerlerini es geçmiyoruz. Birbirlerini tamamlayan durumlar hakimse yani pozitif anlamda ya da negatif anlamda bizim analiz kabiliyetimiz ve bu analizlerin teknik hedeflerine varma potansiyelini arttırıyor değerli dostlar. Burada bakınız hareketli ortalamalar kesişmiş. Bollinger bandı bakınız daralmış. Yani bir hareket olacak ama sert bir hareket. Burada da bakın sıkışmayı daralmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağı yukarı derken yukarıya kırılıyor. Ve muhteşem bir atak da burada ne yapıyor? Gelmiş oluyor. Evet, güzel. Bollinger bandını kaldıralım. Süper trend halen pozitif. Parabolik sar satışa geçmemiş güzel. İçimoku bulutu zaten üstündeyiz. Evet, teknik olarak halen güçlü arkadaşlar. Evet, geçelim diğer bir hissemiz. Yine takasına videonun sonunda bakmayı unutmayın arkadaşlar. Göltaş'a bakalım. ...27.75'lerde bir tepe noktasını kurmuş. Önemli bir tepe. Yani bu tepenin üzerine aşamıyor arkadaşlar. Burada oluşmuş olan bir tepemiz söz konusu. Aşağıda ise bakınız... ...23.90. Evet, kapanış bazlı bu iki çizginin arasını takip edilebilir. 27.67... Direnç bölgemiz geçildiği takdirde 27.67'ler geçildiği takdirde aradaki farka bakın arkadaşlar 23.80 27.60 yani arada 4 TL'lik bakınız şu iki arada neredeyse 4 TL'lik bir fark söz konusu. Bu ne demek arkadaşlar? Teknik göstergemizi şunu söyler. 27.67'nin üzerine kırıldığı zaman 4 TL eklediğimizde 31 TL bantları teknik hedef olur. 23.85 bandı aşağı doğru kırılırsa da buradan 4'ü düşerek teknik bir hedef belirlenebilir. Şimdi burada dikkat edeceğim husus acaba bir ikili tepe oluşturabilir mi? Burası oldukça önemli. Onun için bu tepelere dikkat edin arkadaşlar. 23.85 bandının altına saktığımız zaman ki zaten burada da EMA 50 konumlanmış durumda. Yani bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir. Buraya dikkat edelim. 27.60'ların üzerinde pozitif. 23.85'ten altında negatif bir tablo söz konusu olabilir. Yine burası bakın şu geçmiş dönemden kalma bir destek bölgesi olarak da karşımıza çıkıyor. Burası bir defa test edildi. Yani şu seviyenin kırılması geriye gelip bakın bir onay hareketi olarak değerlendirilmiştir zamanında. Ama tekrar buraya doğru bakınız bir yöneliş söz konusu. Onun için biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen alttan desteğimizi ateşliyoruz şu şekilde. Bakınız yatırımcı dilediğini alacak arkadaşlar. Ben
Burada herkese özel teknik analiz çalışması yapamam. Ne yapıyorum? Burada bakınız kısa periyotlar arasını anlatıyorum. Dileyen bu seviyelerdeki destekleri, dirençleri kullanabilir. Dileyen arkadaşımız, arkadaş ben ana desteğin dışına taşmam der ise de bakınız kırmızı çizginin altına sarkmadığımız müddetçe buradaki gelen her oynama, her hareket bu yatırımcı için boştur, kafası rahattır. Ama işte heyecanlı günübirlik alsat yapanlar için ise bu bölgeler destek ve direnç bölgesi olarak kullanılabilir diyebiliriz değerli dostlar. Göltaş'taki durum bu şekilde. İndikatörlere bakıyoruz. Evet, burada göreceli güç endeksinin kırmızı bakınız destek hattının altına sarktığını görüyoruz. Onun için dikkat edelim arkadaşlar. 23.89.90 bu bandın altında ana desteğe doğru bakınız şu desteğe doğru bir yöneliş olabilir. Bu şekilde takibini sağlayalım. Şimdi haftalık bazda bakalım. Bakın haftalıkta arkadaşlar göreceli güç endeksinin kırılma aşamasında olduğunu görüyoruz. Yine MACD indikatörüne burada dikkat edin. Bakın göreceli güç endeksi aşağı kırarsa teknik olarak satışını üretir. Mavi ve kırmızı göreceli MACD indikatörüne kesişirse satış üretir. Nasıl ki bakın şu bölgede bir kesişme gelmiş. Hop aşağı. Burada da gelecek bir kesişme satış üretebilir. Haftalıkta MACD indikatörüne kesişmeler önemlidir değerli dostlar. Bunu unutmayalım. Şimdi Ichimoku bulutu da haftalık bazda benim üzerinde durduğum bir nokta. Burada da şimdilik bir sıkıntımız yok. Şu Ichimoku bulutundaki Tenkan ve Kyujin Sen'leri de ekleyelim arkadaşlar buraya. Evet görüyorsunuz mavi çizginin üzerindeyiz. Tenkan Sen'in. Bu mavi çizgi şimdilik 24.06 bizim için bir destek noktası olarak da kullanılabilir değerli dostlar. Bakın biraz önceki grafikte zaten günlük bazda da söyledik. Ortalama 24 kusurları. Burada 24.40, 24.06 bu seviyeler destekli takip edilebilir. Yani dikkat etmeyi ben sizlere tavsiye ederim değerli dostlar. Niçin? Niçin dikkat etmeliyiz diyecek olursanız. Yani buradaki tepede oluşmuş olan bakın iki tane iğne ucu genelde sıkıntı doğuruyor. Yani istisnalar olabilir ama bu noktayı gördüğünüz zaman dikkat etmeniz gerekli arkadaşlar. Evet. Bakın şu şekilde de yine geçmişten gelen bir düşen noktasına baktığımız zaman ise belki de buradan da daha da ümitli olabilirsiniz. Yani burada da diyebilirsiniz ki hocam bakınız direnç noktası hocam burada da kırılım gerçekleşiyor pullback yok mu diyebilirsiniz. Burada da haklısınız. Onun için 24 bantlarını bakın şu seviyeleri kendinize destek alın. Yani haftalıkta bu seviyenin kanalın altına sattığımız zaman buradaki yükseliş fake olarak kalabilir. Evet. Yani bu anlamda Göltaş'ta bir fincan kulp bakınız oluşumunu büyük pozisyonda görüyoruz. Bir onay da gelmiş ama 23.90 bu seviyeleri kendinize destek noktası olarak belirlemeniz oldukça uygundur değerli dostlar. Teknik bazda güzel bir grafiğinin olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim diğer bir hissemize. Değerli dostlar Goodyear haftalık grafiğimiz logaritmik ölçeklendirme. ...5.61 seviyeleri burada arkadaşlar destek alınarak takip edilebilir. Şöyle alalım. Burada bakınız 5.61.607 bandında bir tablo, bir görüntü hakim. Bu seviyenin üzerine şöyle 6 bantların üzerine atabilirse değerli dostlar güçlenerek devam edebilir. Geçmişteki bakınız bölgeyi, tepe noktasını aşma
noktasında bakınız güçlü bir gayretinin olduğunu görüyoruz. Bu seviye kırılır ise yukarı doğru arkadaşlar şöyle 6605 bandı üzerinde şu dip noktayı alırız. Burası da 450. Bakın 6 ve 450 1,5 TL'lik fark olduğunu düşünür isek arkadaşlar burada katlama hedefinin yani şu şekilde bu seviyenin katlama hedefinin 7,50 bantlarına kadar gitme potansiyelini görürüz arkadaşlar burada. Evet 7,50 bandına kadar bir potansiyel barındırıyor 6,05'lerin üzerinde. İndikatörlere baktığımız zaman MACD indikatörünün kesiştiğini görecek güç endeksinde düşen kırılımını görmekteyiz. Bakın şu şekilde. Tabii bu kırılımlar geldiği an tabii devreye girmek lazım. Şimdi belirli bir seviye zaman geçtikten sonra arkadaşlar bakın şu şekilde kırılıp geriye gelip onay hareketlerini görebiliyoruz. Bu da ne demek? İşte bir geri çekilme potansiyelini halen barındırıyor. Onun için 6.05 bantlarının üzerine şöyle bir haftalık kapanışlar görmek hoş olacaktır diye düşünüyorum değerli dostlar. Goodyear'da. Günlüğüne bakalım. Günlük grafikte bakınız yükselen bir takoz oluşumunu görmekteyiz. Şöyle bakınız direnç, destek, direnç, destek hattı. Tekrar dirence doğru bir yönelmemiz söz konusu ama işte bizi burada bekleyen arkadaşlar yatayda günlük bazdaki seviyemiz kaç? İşte 5.97. Yani burada arkadaşlar 6605 bandı üzerinde bizim hareket etmemiz gerekli. Eğer bu seviyenin üzerine atar isek de yine bizi karşımızda bakın şu bölgedeki direnç o da işte 6.97 bantlarındaki şu direnç noktası bekler. Yani burada arkadaşlar takip edeceğiniz nokta şu andaki noktamız orta banttayız. Belirsizliğin biraz daha hakim olduğu bir noktadayız. Onun için şu tepeyi baz alıyoruz işte 6.05 dediğimiz nokta burası. Ana destek noktamız bakınız. Yani bu seviyeler takip edilecek arkadaşlar. Dileyen arkadaşımız stop noktasını şöyle koyacak alt çizgiyi belirleyerek yoluna devam edecek. Dileyen arkadaşımız eğer belirli bir getiriye sahip ise yani diplerden almış ise direnç noktalarında kar realizasyonunun olma potansiyeli yüksek olur genelde. Buralara dikkat edecek. Yani kişi teknik analiz oldukça güzel nokta atışını iyi bir takip sonrasında sağlayabilir değerli dostlar. Hem alım noktasında hem de satım noktasında tekniği güzel. Yani teknik anlamda bize duracağımız, kalkacağımız noktaları veriyor. Yine takip edeceğimiz nokta MACD indikatörü ve de buradaki bakınız göreceli güç endeksi. Henüz bir burada satış noktası söz konusu değil. Teknik anlamda bir satış üretmiş değil arkadaşlar. Bollinger bandı. Üst banttayız. Bakınız üst banttan bir geri çekilme gelebilir. Süper trend olumlu. Parabolik sar halen pozitif. Herhangi bir sat henüz oluşmuş değil. Ichimoku bulutu. Bulut üstündeyiz. Bu da oldukça güzel arkadaşlar. Evet şu Ichimoku bulutunu tekrar. Evet. Şimdilik seyir olumlu. Ama tabii ki direnç noktası olmamız hasebiyle ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz değerli dostlar. Diğer bir hissemiz Gözde. Gözde girişim. Günlük grafiğimiz. Bakınız biraz önceki Goodyear grafiğine benziyor mu değerli dostlar? Ben benzediğini düşünüyorum. Teknik olarak bakınız biraz önceki grafiğe oldukça benziyor. Şöyle atalım. Bakın şimdi Gözde'ye bakın arkadaşlar. Tekrar Goodyear'ı açacağım. Yani Gözde'deki bakın direnç, destek, direnç, destek. Goodyear'da neredeydik arkadaşlar? Şu bölgelerde bir yerlerdeydik değil mi? Yani aynı grafiğe iyi bakın. Açacağım şimdi. Yani burada bakınız desteğe temas ediyor. Dirence tekrar gelip bakınız geriye dönüyor. Goodyear'da
Hemen açalım. Maksat karşılaştırma yapmak. Pardon. Bakın iki direnç, iki destek gözle de gerçekleşmiş. Şimdi Goodyear'a baktığımız zaman burada da arkadaşlar bakın direnç destek direnç destek iki direnç iki destek burada da gerçekleşmiş hatta üçüncü destek. Yani şu dirence doğru gelip bakın buradan kafayı vurabilirler değerli dostlar. Yani dirence kadar götürüp kafayı buradan tekrar baskılayabilirler. Tekrar açıyoruz gözdeği. Benzer grafik gerçekten epey uyumlu. Bakınız. Çıkıyor ikiye bir şöyle alalım. Aynı tablo. Yani şuradan arkadaşlar geriye dönüş gelebilir. Yani sıkışmış olan bir hissemiz var. Ve bu hissemizde arkadaşlar dikkat edeceğiz. Nokta artık alt çizginin kırılıp kırılmayacağı. Bakın 3 defa test edilmiş. Bu tablo da alt çizginin altına gelirse buradan bir satış üretmiş olur. Buradaki formasyon gereği alt bandı takip ediyoruz değerli dostlar. Ve bu bant aralığını bakın şu seviyelerde takip edebiliriz. 5.80 bantları bizim buradaki destek noktamız olabilir değerli dostlar. Yukarıya kırdık. Hocam yukarıya gidince gitmez mi? Genelde bu şekilde yükselen kamalarda aşağı kırma potansiyelinin yüksek olduğu söylenir. Tabii ki de yukarıya doğru da bir kırılıp gelir ise arkadaşlar burası da yükselişin devamı anlamında oldukça güzel olur. Hatta burada yukarı kırılım geldiği zaman şu bölgede bir çanak oluşumu söz konusu olmuş olur. Ve bu çanak üzerinden takip edilir değerli dostlar. Evet. Arkadaşlar yani burada destek neydi, direnç neydi fazla irdeleme gerek yok. Kalemler karıştı. Desteğiniz oldukça net. Kırılım geldi aşağı. Satış teknik olarak gerçekleşir arkadaşlar. Ve ortalama işte 5.85-5.90 bandında yine kendinize destek olarak alabilirsiniz. Eğer ben burada bir çanak hedefi görüyorum. Yukarı doğru bir beklentim var diyorsanız da arkadaşlar. Çanak hedefinin gerçekleşmesi için de kendinize stop alacağınız nokta 6.20 bantlarıdır. Olası bir çanakta ise değerli dostlar geleceğiniz nokta 8.57 teknik hedef noktasıdır. Evet 6.24-6.20'ler çanak desteğidir. Bu seviyeleri baz alarak takip edebilirsiniz. Geçelim diğer bir hissemize. GSD denizcilik. Değerli dostlar burada da görüldüğü üzere bir V hareketiyle yukarı doğru gidip bakınız tekrar 1, 2, bakın 2 defa buradan bir onay aldığını görüyoruz. Demek ki şu bölge arkadaşlar ortalama 3.65 bandı bu hissenin temel direği olmuş konumda. Evet 3.65 bakın şu seviye 3.70 diyelim bizim ana destek noktamız. Şimdi. Burada belirli bir gelgit hareketi olabilir. Bakın şu şekilde burayı özetleyeceğim şimdi arkadaşlar. Dikkat edin. Şöyle bir tablonun oluştuğunu görmekteyiz. Yine yatay bölgeyi de çizelim bu şekilde. Şimdi bakın bu hisse bu şekilde. Şimdi hemen sizi enerjiseye götürmek istiyorum. Aradaki benzerlikleri bulmak, görmek açısından. Şimdi bu kenarda şöyle dursun. Enerjisa. Arkadaşlar bu şekilde karşılaştırmalı bakınız. Bakmamız eğer hoşunuza gidiyorsa bunun da devamını yaparız. Yani bir sürü hisseye bakıyoruz. Az buçuk hangi hisselerin birbirine benzer, özdeş olduğunu, benzer hareketleri yaptığını görüyoruz. Şimdi bakınız aynı tablo. Enerjisa'da bakınız. GSD denizcilikteki tablo. Teknik tablo aynı. Kırılım gelmiş. Yukarı gidiyor. Aşağı tekrar yukarı.
Şimdi bakınız GSD denizcilikteki bakınız tepe noktamız şu kısım arkadaşlar. Bakınız burada da dip 1, 2, 3 defa test edilmiş ve sonunda hareket yukarıya doğru gidiyor. Yani enerjisi de teknik anlamda GSD denizciliğin bir tık üstünde. GSD geriden takip ediyor. Bakınız benzeri bir hareket oluşumu eğer gerçekleşecek olur ise burası takip edilebilir arkadaşlar. Bakınız görüntü, tablo aynı değerli dostlar. Birebir aynı. Evet, burada enerjisi ne yapmış? Artık yeter demiş. Ben bu alanda uğraştım. Şu şekilde yukarıya kırmış. Ha, bu haber akışıyla mı dersiniz? Yoksa gerçekten tekniğin süper işleyişi mi dersiniz? Onu bilemem ama biz teknik analistlere göre bütün haberdeki veriler vesaireler ne yapıyor? Grafiklerin içini dolduruyor arkadaşlar. Tablomuz aynı tablo. Eğer bu seviyelerin üzerine yani 5-20 bantları üzerinde kalıcılık sağlarsak kendimize yeni bir kanal edinmiş olacağız değerli dostlar. Nereden çıktı şimdi? Şöyle yapalım. Evet. Yeni kanalımızda da bakınız bu seviyede üstlere doğru bakınız 6.60 doğru bir hareket gelebilir değerli dostlar. Hemen şöyle üst bandı işaretleyelim. Fiyat etiketini yapıştıralım. 6.60. Aşağıda ise eğer olası bir geri çekilme tekrar test edecek olur ise de burada da 3.63 bantları bizim destek bölgemiz. Ki bu testi nasıl keşfederiz? Yani acaba tekrar geriye düşüşler olur mu? Hemen uzatıyoruz şu destek çizgisini. Bakınız. Hissemiz ola ki değerli dostlar. Ola ki üst yeşil bandı kabul etmiyor. Ben bir tur daha atayım geleyim aşağıda diyor. Şu şekilde gelip 4.70'ler olur artık burası değişir. Bu seviye aşağı doğru kırılır ise değerli dostlar. İlk etapta 4.20'ler. Daha sonra da bakın bu bantlara doğru bir yöneliş gelebilir. Bu ihtimal. Yani %100 aşağıya da yukarı gider demiyoruz. Ama genel hareketimiz nedir? Yukarıdır. Yukarıya doğru hareket potansiyeli daha fazlayken aşağı doğru düşüşler genelde sınırlı olur. Evet. Tablomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Teknik analiz çalışmalarımız enerjisinin yolunda devam ettiğini görüyoruz. Şimdi buna bir de haftalık bakalım. Akabinden takaslara geçelim. Tek kalem haftalıkta arkadaşlar kapanışını 4.73 seviyeleri altında yapmadığı müddetçe görüntü pozitif. Evet 4.73'lerin altında kapanış yapmadığı müddetçe görüntü pozitif. Ha ben her zaman şunu da söylemişimdir. Hocam nerede görüyorsun sen o toboyu diyebilirsiniz. Ben o boyu toboyu dipte tepede her yerde ararım değerli dostlar. Her yerde bakarım. Sol omuz başında oluşturmuş. Şuradan da sağ omuz. Yani gittiği zaman şu aradaki mesafe kadar gidebilir. Evet. Kaçmış burası? İşte 3.30, 4.70, arada 1.50. 8 TL bandına kadar şu aradaki mesafe kadar potansiyel gözükmekte değerli dostlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Takaslara şöyle bir bakıyoruz. Önce garantiyle başlayalım. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? Yani işin içine haftalı da ekleyince birazcık 2, 4, 6 hissede neredeyse 40-45 dakika sürüyor. Biraz da gevezelik falan derken, karşılaştırma, kıyas derken bu şekilde zaman uzuyor. Garanti. 3 aylıktan gelelim arkadaşlar. 42'ye 10. Yani 3 aylık takası olum. Aylık takasına bakalım. 24'e 27. Aylıkta ne var? Bir durağanlık yatay bir seyir. Haftalık takasına baktığımız zaman 42'ye 10. Arkadaşlar bakınız. Evet burada aylık, haftalık, günlük,
Şöyle yapalım. Yenile. Evet. Haftalık takasımız 42'ye 10. Oldukça müsbet diyebiliriz değerli dostlar. Global Yatırım Holding haftalık takasına bakıyoruz. 23.34 negatif bir tablo hakim. Evet, şurada aylık 3 aylık ya bazen sıkıntılar yaşıyoruz şu matrikste. Biz bütün hepsine şöyle ayın 1'i itibariyle bakalım değerli dostlar. Evet. Şöyle yenile diyelim. Garantiyi alalım tekrar. Garantide 1 Ekim 16 Ekim arası 24'de 21 pozitif bir takas hakim. Diğer hissemiz global yatırıma bakalım. 15'e 43 haftalıkta değerli dostlar satış daha doğrusu 16 günlük süreçte satışın daha toplu olduğunu görüyoruz. Diğer kısmı 43'e 15. Göltaş'a bakalım. 1 ve 16 Ekim tarihleri arasındaki tablomuz 18'e 43 satıcının daha toplu olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. 32 bakınız Ak Yatırım Global Menkul 27. Diğer kısmında 18-34 satıcının daha baskın olduğunu görmekteyiz. Goodyear'a hemen bakalım. 4'e 47 burada da yine satıcının daha baskın olduğunu görmekteyiz değerli dostlar. Diğer bir hissemiz Gözde Girişim Sermayesi 17-30 yine satıcı baskın. GSD Denizcilik'te 6'ya 44 satıcı baskın. Şimdi bütün bunlara bir de haftalık bakalım. Haftalıkta da 2'ye 46 yine satıcı baskın GSD Denizcilik'te. Gözde Girişim. Haftalıkta Gözde'de bakınız olumlu. Yani 16 günlük sürece göre haftalıkta olumlu olduğunu görüyoruz. Alım daha pozitif. Goodyear'a bakıyoruz. Yine satıcı baskın haftalıkta. Göltaş. Kısmen pozitif. Global Yatırım Holding satıcı baskın. Evet. Çalışmamız bu şekilde tamamlamış oluyoruz değerli dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Haftalık bazda da değerlendirdik. Yani haftalık baktığımız zaman destek ve direnç noktaları gün içerisinde inişler çıkışlar olsa da siz hafta sonu yani haftanın son iş günü gelecek kapanışa baz almanız gerekir arkadaşlar. Bir defa bunu söyleyelim. Biraz da orta uzun vadeli değerlendirenler için haftalık grafikler, destekler, dirençler daha kalıcı, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni, yorum veyahut da etrafınızda bu işlerle ilgilenenler varsa kanalımızı, linkimizi bizden bahsetmenizi sizlerden istiyoruz. Yine katıl butonundan dileyen arkadaşlarımız farklı kategorilerde katıla tıklayarak da desteklerini sunabilirler. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.